Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda internetin en fazla satan ürünlerinden bir tanesi olan bu görmüş olduğunuz portatif buharlı kırışık gidericiye yakından bakacağız. İnternetin en fazla satanlarını alıyoruz, deniyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de görmüş oluyorsunuz bu şekilde. Bu ürün hem A101'de hem de internette çok fazla satılıyor. Instagram'da özellikle kadın influencerlar tarafından çok fazla paylaşımlar yapılıyor. Ben dedim ki ya bu ürün gerçekten iyi mi? Şimdi biz bekar erkekler olarak ütü işini pek sevmeyiz. Bazen kırışık tişört giyiyoruz. Kırışıklığın gitmesini istiyoruz. Buna çözüm olabilir mi diye buna baktım. İnternetteki yorumları da bayağı olumluydu. Kullanıcılar ütü işlemini de belli başlı noktalarda gördüğünü söyledi. Özellikle gömlek ve tişört tarafında kırışıkları ciddi şekilde gideriyormuş. Bu videoda sizlerle birlikte bu ürünü deneyimleyeceğiz. Evet, şimdi kutuya baktığımızda Allah senden rica edeceğim yaklaşmanı. Ürünün görselini burada görüyoruz. Hatta Türkçe kısmına dönelim. Şöyle bizim aldığımız renkte bu renk. Buradan buhar atıyor ve kırışıklıkları giderdiğini söylüyor. Bunu sizler şimdi deneyeceğiz. Paslanmaz çelik, sıcak buhar plakasına sahip olduğu da söyleniyor. Zaten böyle bir üründe olması gereken detaylardan bir tanesi bu. Bizler bu ürünü bu arada 599 TL'ye satın aldık. Haberiniz olsun. Sizler de çok fazla yerden bu ürünü temin edebilirsiniz. 30 dereceye kadar ulaşabiliyormuş. 170 mililitrelik bir sıvı yükleme kapasitesi varmış. Hemen kutuyu birlikte açalım. Evet, burada havalı poşetlerimizi görüyoruz. Ürünü koruma açısından. Ve evet, şöyle kutu içine devam edeceğim. Bir şeyler daha var çünkü. Burada ne varmış? Burada bir kullanım kılavuzu var. Şöyle göstereyim. Kullanım kılavuzu burada böyle görünüyor. Sonra burada bir tane teknik servis hizmetiyle alakalı bir garanti belgemiz var. Bunları kutuya koyalım. Bunlarla işimiz yok. Ürüne dönelim. Şimdi ürün böyle bir havalı poşetle geliyor. Burası sıvı ekleme kısmımız. 100 mililitreye kadar buradan ayarlama yapabiliyoruz. Devam edelim kutu içeriğine. Bu şekilde havalı poşetle koyduktan sonra ürünümüze geldik. Ürünümüz bu şekilde. Oldukça da küçük göründüğünü söyleyebilirim. Yani evinizde bir köşeye koyduğunuzda normal bir ütü gibi çok fazla yer kaplayacağını zannetmiyorum ama poşetimizin herhangi bir açık noktası yok. Poşeti bir yırtmak gerekecek. Hemen poşeti yırtıyorum. Şuradan kablomuzu çıkartıyorum. Ürünü de çekeceğim buradan. Poşete yırtık varmış. Ben görmemişim. Şöyle ürün kısmı çıkmış oldu. Kablo kısmını da hemen koparalım. Evet, poşetlerinden arındırdık. Ürün böyle görünüyor. Şurası buharı üfleyecek olan kısım. Normal kısım burası. Burası da sıvı eklemesi yapacağımız kısım. Nasıl açıyoruz burayı? Evet, bu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde çektikten sonra da sanırım şuraya kaldırdığımızda direkt evet sıvı eklemesini bunun içine doldurup buraya yapacağız. Hemen bir bunun kapağını kapatmak istiyorum. Bu şekilde. Kolay kullanımı var. Evet, ürün tamamıyla böyle görünüyor. Aslında bir baktığımızda saç kurutma makinesine benzediğini söylememiz doğru olacaktır. Üzerinde tek bir tane buton var. Şu görmüş olduğunuz buton yardımıyla buhar atabiliyor. Buna bastığınızda, bası tuttuğunuzda daha doğrusu buhar atabiliyor. Şimdi hemen birlikte bir deneyelim. Ama ilk önce sizlere kırışık ürünlerimizi göstermek istiyorum. Az önce kırışık tişörtümüzü gördünüz. Kırışık gömleği de birazdan sizlere göstereceğim ama ilk önce şu görmüş olduğunuz sıvı eklemesini yapacağım. Şu şekilde suyu buradan şöyle döküyorum. Biraz da çevreye dökmüş oldum. Şöyle beceremedim. Evet, bunu kapattım. Şu şekilde çevirdiğimde bakayım su sızıyor mu diyecektim. Sızıyor normal olarak. Hemen bunu bir yerine takalım. Bu kısım böyle gelecek şekilde ürüne takıyorsunuz. Ve ürüne bunu takmamızı gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi tişörtte deneme kısmına. Şimdi üründeki sıvı kısmını görüyorsunuz. Dolu. Tamamıyla doldurmadım. Bir deneyeceğim bu haliyle oluyor mu diye. Butona basıyorum. Ufak bir ses çıkardı. Bakın görüyorsunuz buhar atmaya başladı. Çok yakın tutunca biraz ütülerdeki gibi şey izi bırakmaya başlıyor. Yalnız işe de yaramıyor değil. Evet, kırışıklıkları azalttığını söyleyebilirim. Ama tamamıyla yok ettiğini söylemek de şimdilik doğru olmaz gibi. Bakalım şöyle sizlere de göstereyim. Aslında alt tarafla üst tarafın farkını ciddi anlamda burada görebiliyorsunuz. Bir daha deneyeceğim şu şekilde. Çok da gergin tutamadığımdan ayarlayamadım ama şu an okey. Baya baya kırışıklıkları giderdiğini söyleyebilirim. Şöyle devam ediyorum yapmaya. Ya şimdi bundan bir ütü performansı beklemek açıkçası anladığım kadarıyla doğru değil. Lakin gördüğüm bir şey de var ki 2 dakikada tişörtü günlük giyilebilecek hale getirdiği normal. Bakın buraları yapıyorum mesela. Şuradaki iz gitmedi. Genel haliyle baktığımızda şu hali, gördüğünüz hali, şu kısım bence kabul edilebilir. Tabii biraz ıslatıyor, biraz su bırakıyor, zaten gördünüz bunu, ama bence bu haliyle gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. Bir de şu görmüş olduğunuz kol kısmında bunu bir denemek istiyorum. Bakın burası da bayağı kırışık. O bayağı sıcak üflüyor yalnız. Yani bir şey söyleyeyim, kesinlikle iş görür. Bakın az önceki halini görüyorsunuz. Tam yine kırışıklıkları var. Tam yapamıyorum şu an stüdyodaki ortamdan kaynaklı ama yani şöyle göstereyim yeniden. Baya baya etkili. Yani zaten şu tişörtün düz kısmına baktığınızda bunu anlayabilmeniz direkt olarak mümkün hale geliyor. Şuradaki hali de görüyorsunuz şimdi. Direkt düz hale getirebiliyor. Tabii ütü performansı beklememeniz lazım. Ürün bir kere 599 lira. Portatif, amacı kırışık gidermek. Ben şu anki halini beğendim açıkçası. Sonuç gördüğünüz şekilde. Şöyle sizler yeniden görüyorsunuz. Alt kısımlara pek giremedim. Şu kısımdan öte anlayacağınız üzere gayet iyi bir hale de getirdi. Evet, ilk kısım olan tişört temizliğini yaptık. Daha doğrusu kırışıklık giderici kısmını yaptık. Şimdi şu çizgiden aşağısını görüyorsunuz. Kırışıklığı hala fazlasıyla kendini belirliyordu ama üst taraftaki kırışıklıklar neredeyse yok oldu. Çok ufak kırışıklıklar var ama yani ürünün fiyatı belli. Genel anlamda giyilebilecek bir ürünü ortaya çıkarmış oluyor. Bu ürün öğrencilere, bekarlara, ütüyle uğraşmak istemeyenlere hitap ediyor. İlk etapta tişört tarafında benim beklentimi kesin bir şekilde karşıladı. Farkı zaten direkt bakınca anlayabilmek mümkün. Oldukça beğendim ve sizlere bir uyarı da yapmak istiyorum. Bu ürünü kullanacağınız zaman sizler ürünü bu şekilde dik konumda kullanacaksınız. Bunu ütü gibi masaya yatırayım, masada bu şekilde yapayım derseniz doğru performans alamıyorsunuz. Markada zaten bunu bu şekilde yapmayın diye kullanıcıları uyarıyor. Bilginiz olsun. İlk kısımdaki fark ve sonuç işte bu şekildeydi. Hadi gelin şimdi bir de gömleği deneyelim. Şimdi gömleği az önce gördüğünüz kırışık halini müzikli bir şekilde. Şimdi gömleğin sol tarafını ütüleyeceğim. Daha doğrusu bu ürünle birlikte kırışıkları gidereceğim. Sağ tarafa dokunmayacağım. Farkını bu şekilde daha net bir şekilde görmüş olacağız. Tabii biraz su bıraktığını da söylemem gerekiyor. Fark görmekte daha da fazla belli etti kendini yalnız. Şimdi görüyorsunuz farkı. Bana doğru olan taraf buharlı kırışık gidericiyle uygulama yapılmış taraf. Orada da görüyorsunuz kırışıklıklar direkt olarak duruyor. Şunu diyebiliyoruz ki bu ürün fiyatına göre beklentisini, işini yapabiliyor. Ya bu bir gerçek. Zaten şuna bakmak bile gayet yeterli. Bakın sağ taraf nasıl kırışık, sol taraf dümdüz. Biraz su bırakıyor. Bu ütülerde de olan bir şey. Bu normal bir şey tabii de. Yani baktığımda ben şunu söyleyebiliyorum. Bu ürün alınır abi. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Kiwi markasının gelişmiş olduğu buharlı portatif kırışık gidericiyi test etmiş olduk. Genel yorum bir daha yapmak istiyorum. Ürün fiyatına göre işini güzel yapıyor. Özellikle gömlekteki farkı gördüğünüz tişörtten daha da fazla kendini belli etti. Yani yapmış olduğumuz o kıyaslamada gerçekten işini başarıyla yaptı. Bekarlar, öğrenciler, ütü yapmakla uğraşmak istemeyenler portatif bir ürünü bu işimi yerine getirmek istiyorsa bu ürün tam olarak bu konuda beklentileri karşılıyor. Buradan suyumuzu ekledik. Bastık butonumuza, buharını attı. İlk önce tabii bir buharını yapacağınız bölgeye veriyorsunuz. Biraz daha yumuşatıyor çünkü. Daha sonrasında ufak ufak hareketlerle yaptığınızda zaten direkt olarak kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Yani benim kısacası görüşüm bu ürün alınır. Bekarlar, öğrenciler, ütü yapmak istemeyenler bu ürünü tercih edebilir diyorum. Ve yavaştan videoyu daha da fazla uzatmadan videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.